Büyük Rus yazar Anton Çehov 17 Ocak 1860 yılında Azak Denizi kıyılarındaki Taganrog kentinde dünyaya geldi. Bozkır'a dayanıp denize bakan küçük liman kenti Büyük Petro tarafından kurulmuştu. Çehov ailesinin geçmişi köylülerden ve kölelerden oluşuyordu. Anton'un büyük babası becerikli bir adamdı. Öyle ki kölelikten kahyalığa yükselip kendi parasını ödeyerek esaretten kendisini ve ailesini kurtarmayı bilmişti. Esaretten kurtulduktan sonra Anton'un babası Pavel Egorovich, Çehov'un doğduğu kent Taganrog'a gelip küçük bir bakkal dükkanı açmıştı. Oldukça sert, dindar ve gaddar bir adam olan Pavel, 5 erkek çocuğunu kırbaçla dövmekten çekinmezdi. Annesi Yevgeniya ise Pavel'e göre daha sakin ve çocuklarına düşkün bir kadındı. Çehov ailesinin Anton'un dışında Maria, Mikhail, Nikolay, Alexander ve Ivan olmak üzere toplam 6 çocuğu vardı. Taganrog fakir köylü halkın yaşadığı bir kentti. Doğal olarak da bu bakkalın müşterileri de bu insanlardı. Anton Çehov küçük yaşlardan itibaren köylü halkı inceliyor ve bu halktan gördüğü gülünç olayları annesi ve kardeşlerine sergiliyor, ev ahalisini eğlendiriyordu. Babası Pavel aşırı dindar bir adam olduğu için çocukları da sık sık kiliseye götürür, onları karkış demeden uykusuz ve bitkin bir halde yanında sürükler dururdu. Bundan mütevellit Anton Çehov dinden giderek soğumuştu. Çehov 1868 yılında Taganrog Kilisesi'nde 11 yıl sürecek eğitim hayatına başladı. 11. yılın sonlarına doğru okuldaki gençler sık sık siyasi toplantılar yapardı fakat Anton Çehov hiçbir zaman bu gruplara dahil olmadı. Siyaset yerine tiyatro daha çok ilgisini çekmişti ve kısa bir süre sonra bu ilgi tutkuya dönüştü. Hem arkadaşları hem de kardeşleriyle birlikte Amatörler adında bir tiyatro grubu bile kurmuştu. Bir yandan güldüren eserler yazıyor, bir yandan da ağlatıcı metinler yazıp bunu çevresindeki insanlara sergiliyordu. Küçük yaşta olmasına rağmen üretken bir çocuktu. Tiyatro grubuyla yetinmeyip bir de Kekeme adında mizah gazetesi yayınlamaya başladı. Öyle ki ağabeyleri yüksek öğrenim için Moskova'ya gittiğinde bile gazeteyi yayınlamaktan vazgeçmedi. Bir yaz günüydü. Fakat Rusya'da yaz aylarında bile nehirler buz gibi olurdu. Anton Çehov 15 yaşında bunu deneyimlemek istedi ve buz gibi nehre daldı. Soğuk suyun etkisiyle epey sarsılan Çehov uzun bir süre yatağa düştü. Belki de kaderin bir oyunuydu bu durum çünkü onu tedavi etmeye gelen okul doktoru onu hem hayata döndürdü hem de tabiat ve hekimlikle ilgili bilgiler verdiğinde Anton Çehov doktor olmayı kafasına koymuştu. O dönem Anton'un babası Pavel ev yaptırmak için türlü borç altına girip bir de yakın dostundan kazık yiyince Moskova'ya göç etmek zorunda kaldı. Fakat Anton Çehov doğduğu topraklarda kalmaya devam edip liseyi bitirmek için çok çaba sarf etti. Bu dönemde yalnızlığın verdiği ağırlığı son derece kuvvetle kaldıran Çehov, genç yaşta olgun bir insan olmuştu. Dersine sıkı sıkıya çalışan yazar, bu dönem başta Victor Hugo olmak üzere klasik kitapları okumaya başlamış, bir yandan da Kekeme adlı gazete için oyunlar yazmaya devam etmişti. Artık liseyi bitiren genç Anton, üniversiteye yazılmak ve tıp öğrenimi almak için Moskova'ya gitti. Babasının iş bilmezliği yüzünden girilen borçların bedelini ağır ödeyen ailenin Moskova'da yatacak tek bir yatağı bile yoktu. Üstelik Pavel bu durumda bile çalışmaya yanaşmıyor, sokaklarda avare avare geziyor ve o dönemle ilgili olarak gökteki kuşlardan ibret alın. Ne ekerler ne biçerler ne de zahire ambarlarına dadanırlar. Tanrı baba rızkını verir hepsinin diyor, geçimi Tanrı'ya bırakıyordu. Anton Çehov 20 yaşına geldiğinde ilk yazısı bir mizah dergisinde yayınlandı. Bundan sonra da kendi deyimiyle bir makine gibi üretmeye devam etti. Amacı geçim sıkıntısı içindeyken 3-5 kuruş kazanıp ihtiyaçlarını karşılayabilmekti. Takma adla çıkardığı öykülerle insanların tepkilerini ölçüp analiz ediyor ve yazılarını insanların istediği şekilde biçimlendiriyordu. İlk yazısından kısa bir süre sonra aynı yıl içinde 9 tane öyküsü yayınlandı. Devam eden yılda ise 3 öykü yazarak makine gibi deyiminin hakkını veriyordu. Babasından gördüğü kötü muamele her daim peşindeydi. Bu sebeple kendine güveni olmayan bir çocuk olarak büyümesine rağmen genç yaşında yaptığı işlerin büyüklüğü ortadaydı. Gazete çıkarmak, yazdığı öyküleri dergilere satmak ve tıp öğrenimi almak her gencin yapabileceği işler değildi. Kendisi gibi kardeşleri de yetenekliydi. Abisi Alexander resimli gazetelere hikaye gönderiyor, Nikolay ise karikatürler çiziyordu. Yazdığı öykülerdeki çocukları kendi hayatından esinlenerek yazıyordu. Bu yüzden oradaki çocuklar da mutluluktan uzak oluyorlardı. 24 yaşına geldiğinde tıp öğrenimi tamamladı ve doktor oldu. Fakat zayıf bir yapısı olması sayesinde kolayca hasta oluyor ve bu hastalıklar genelde uzun sürüyordu. Bu yıllar hafif bir verem geçiren yazar, kısa sürede bu hastalığı yenmeyi başarmıştı. Çehov'un yazım hayatını değiştirecek tarih 1886 yılına denk gelir. Bu yıl dönemin en önemli yazarlarından olan Grigorovich tarafından bir mektup alan yazar, çala kalem yazdığı öyküler yerine daha oturaklı öyküler yazması gerektiğini okudu bu mektupta.
Çünkü yazar Çehov'daki ışığı fark etmiş, böyle bir yeteneğin heba olmasına göz yummak istememişti. Mektuba karşılık yazdığı mektupta Çehov, "Saygı görülecek bir cevher varsa ben de şimdiye kadar hiçe saydığım doğrudur. Edebi faaliyetimi hep hafife almışımdır. Hikayelerimden hiçbirinin üzerinde bir günden fazla çalışmadım. Adeta farkında olmadan makine gibi yazdım. Bütün ümit gelecekte, 26 yaşındayım. Vakit çabuk geçiyor ama bir şeyler çıkarabilirim belki." demişti. Devam eden günlerde Anton Çehov, Petersburg'un en önemli gazetesi Vreme tarafından çok özel bir teklif geldi. Öykülerini yayınlamayı isteyen devrin en önemli gazetesine olumsuz cevap veren yazar, Vreme'den daha düşük seviyedeki dergi ve gazetelere yazılarını yazmaya devam etti. 27 yaşındayken yazdığı Bozkır adlı öyküsüyle büyük Rus yazarları arasında gösterilmeye başlandı. Bozkır ile öykülerin ve oyunların dışına çıkmış, romana biraz daha yaklaşmıştı. Bu dönemlerde Tolstoy'dan çok etkileniyordu ve yazılarında da bu belli oluyordu. İleride Tolstoy hakkında, "Onun ölmesinden korkuyorum. Birincisi, kimseyi onun kadar sevmedim. İkincisi, Tolstoy eserlerini herkes için yaratıyor. Edebiyata bağlanan tüm ümitlere cevap veriyor. Üçüncüsü de Tolstoy bir otorite ve o giderse geriye çobansız bir sürü kalacak," demişti. Tolstoy da bu genç adamı seviyordu. Hatta büyük yazar ileride Çehov için, "Tanrı tanımaz bir kafa ama altın bir kalp, dili olağanüstü. İlk okuduğumda bana tuhaf, beceriksizce görünmüştü ama zamanla beni içine çekti. Çehov'un teknik olarak benden üstün olduğunu söyleyebilirim." Anton Çehov 28 yaşına geldiğinde bir evlenme teklifi Ivanov ve Ayı adlı oyunlarını yayınladı. Hem Moskova'da hem de Petersburg'da oynanan bu oyunlar büyük beğeni topladı. Fakat yazarın geçim derdi hiçbir zaman son bulmamıştı. Aynı zamanda Alacakaranlık'ta adlı öykü kitabıyla Rusya'nın en önemli ödüllerinden biri olan Pushkin ödülüne layık görüldü. Takip eden 1889 yılında abisi Nikolay Verem'den ölünce psikolojik olarak dağılmıştı. Bu durumu aşmak için yakınlarının seyahat tavsiyelerine uyan genç yazar, Sahalin'e gitmek üzere 2,5 ay sürecek zahmetli bir yolculuğa çıktı. Sahalin'de birçok kötü olaya şahitlik etti. Bunlardan bazıları insanların kırbaçlanması, fuhuşa zorlanması ve çocukların türlü işkencelere maruz bırakılmasıydı. Sahalin'deki gözlemlerini döndüğünde Sahalin Adası adıyla kaleme almıştı. 1891 yılına kadar İstanbul, Viyana, Venedik, Roma, Napoli, Paris ve Floransa gibi birçok yeri dolaşan yazar üzerindeki baskıyı atmıştı. Yazar seyahatten döndüğünde en önemli hikayelerinin başında gelen 6 numaralı koğuşu yazdı. Bu hikaye sayesinde şöhreti bütün Rusya'ya yayılmış ve kitap bir sembol haline almıştı. O zamanlar 6 numaralı koğuş için demir kafesli pencerelerle insanın içine hapsolduğu Çarlık Rusyasıdır deniyordu. 1896 yılına gelindiğinde en büyük oyunlarından biri olan Martı'yı yayınladı. Yayınladıktan kısa bir süre sonra Petersburg'da oynansa da çok fazla tutulmadı. Martı'nın değeri daha sonra anlaşılacaktı. Tutulmayan Martı oyunu yazarın dengesini bozmuş, sağlığını epey etkilemişti. Kan tükürmeye başlayan Çehov, verem hastalığına yakalanmıştı. Hastalığı atlatmak için güneye doğru yeni bir yolculuğa çıkması şarttı ve bu yüzden 1897 yılında Nice'ye taşındı. Burada bir yıl kalan yazarın babası Pavel ölünce yazar tekrar Rusya'ya döndü ve bu sefer Kırım'a yerleşip hastalığı atlatmaya çalışıyordu. 1898 yılı yazar için önemli bir yıl oldu. Nemirovich Danchenko ve meslektaşı Konstantin Stanislavski Moskova Sanat Tiyatrosu'nu kurmuştu ve akabinde Çehov'un Martı adlı oyununu sahnelemişlerdi. Ortaya konan performans mükemmele yakındı ve yazar bu durumdan oldukça memnundu. Ayrıca Martı sahnelendiğinde başrolündeki Olga Knipper'e hayran olan yazar ona büyük bir aşk beslemeye başladı. Sanat tiyatrosunun başarısı sadece Martı ile olmamıştı. Takip eden yıllarda yine Çehov'un Vanya Dayı, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi adlı oyunu hem yazarı hem de tiyatro grubunu ileriye taşımıştı. Verem hastalığıyla mücadelesi bir türlü bitmeyen yazar uzun tereddütlerden sonra Olga ile evlenmeye karar verdi. Moskova'nın havası yazara iyi gelmiyordu ama Olga'ya olan sevgisi sayesinde ayakta durmaya devam etti ve kadını kendi hastalığı yüzünden tiyatrodan ayırmadı. Vişne Bahçesi adlı oyun 1904 yılında ilk gösterime girdiğinde yazar sahneye davet edilmişti. Daha 44 yaşında olmasına rağmen hastalık onu çökertmişti. Yazar sahnedeyken ayakta zor duruyordu. Çok bitkindi. Yakın dostu Maxim Gorki siyasi sebeplerden dolayı akademiden atılınca yazar da bu durum karşısında sessiz kalmamış, akademiden istifa etmişti. İşte bunu bilen halk, sahnedeki yazarı hem yazdığı oyun için hem de bu tutumu için uzun süre ayakta alkışlamış, onun sonsuza kadar bağırlarına basacaklarını göstermişlerdi. Yaz ayı geldiğinde eşiyle birlikte Almanya'daki kara ormanda bir kaplıcaya yaşamaya gitti. En azından hastalığı sıcak bir iklimde atlatmayı istiyordu ama 1904 yılının Temmuz ayında
Almanya'dan Moskova'ya bir tren geldi. Trenin vagonunun üstünde İstiri diye yazıyordu ama içinde dünya edebiyatına oyunları ve öyküleriyle damga vuran bir isim yatıyordu. Bu duruma şahit olan Gorki, "Yüreğim sıkışıyor, ulumak, hüngür hüngür ağlamak istiyorum, kızgınlık ve öfkeden tepinmek üzereyim," diyordu. Rus edebiyatının en büyük yazarlarından olan Anton Çehov bilemezdi başka ülkelerde illet bir hastalık yüzünden hayata veda edeceğini. Hiç kimse bilemezdi cenazesini de tıpkı yazdığı oyunlar gibi trajik bir şekilde ülkesine geleceğini.